Manşete hoş geldiniz. Bugün 3 ana konumuz var. Birincisi Afganistan, ikincisi elbette Türkiye'nin bir türlü başını kaldıramadığı afetler ve üçüncüsü Erdoğan'ın hastalığı, sağlığı, son durumu. Bu konuları konuşacağız. Ama öncelikle e, Afganistan'a bakacağız. Afganistan'dan gelen yeni görüntüler gerçekten yoruma gerek bırakmıyor. Bu sabah Kabil Havalimanı'nda e, tespit edilen şu e, görüntü gibi Amerikan askeri gücüne ait bir uçak e, kalkmaya hazırlanıyor ve uçağın görüyorsunuz kapısına, kanadına e, tutabildikleri her noktasına insanlar tutunmuş ve o uçakla gitmeye çalışıyorlar. Bu çaresizliktir. Gene uçağın kapısındaki izdihamı görüyorsunuz. İnsanlar üst üste. Uçağın içinde bir yer bulabilmek için ve o uçakla o ülkeden kaçabilmek için muazzam bir çaresizlik Ana baba günü adeta Kabil Havalimanı ve oradan gelen bütün görüntüler bunu söylüyor. Uçağın kanadında, motorunda, tutunabildikleri yerinde uçakla beraber havalanan, daha sonra düşen, düşüp ölen, resetleri parçalanan insanlar var. Gerçekten buraya burada getiremeyeceğim kadar yoğun görüntüler, burada ekrana veremeyeceğim kadar çarpıcı Kareler var. Afganistan'da ne oluyor? Öncelikle buna bakacağız. Afganistan 650 bin kilometre kare bir ülke ve bu ülke 38 milyon civarı nüfusu barındırıyor. Türkiye'den biraz küçük ama Türkiye'nin yarısı kadar nüfusu var. Görüldüğü gibi 9 Temmuz'dan 15 Temmuz'a gelinen noktada günlerde yani yaklaşık bir ay bir haftada beş haftada kırmızı ya da işte bordo bölgede Taliban hakimken soldaki haritada sağdaki haritada e, hakim olduğu bölgeleri artırmış. Sarı bölgelerde de hakim olmak üzere en sonda zaten büyük şehirlerden sonra Kabil'i aldı ve yoluna devam ediyor. Ülkede tam olarak hakim olmuş durumda. Afganistan son derece geniş e, maden yataklarına sahip. 1 trilyon dolar değerinde e, maden yatakları olduğu, değerli maden yatakları olduğu e, belirtiliyor. Evet. Eser Karakaş e, paylaşmış. Amerika TSK'nın Kabil Havel, Havalimanı kontrolünü bir şeyin karşılığında istedi Erdoğan'dan neyin? Eğer son gelişmelerden sonra bu konu gündem dışı kalırsa Amerika acaba o neyin karşılığında Erdoğan ne isteyecek? Yeniden evet. Görüldüğü gibi de bu, bu da Time'ın bundan 20 sene önceki e, Aralık 2001 e, kapağı e, son günleri diyor. Taliban'ın son günleri. E, evet o gün öyleydi. Taliban e, 2001'de bir e, 1995-2001 arası 5-6 yıl kadar e, Afganistan'a hakim oldu. 2001'de 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika bölgeye gitti. E, El Kaide'ye ve El Kaide e, lideri Usame Bin ile mücadele adına 20 yıl ülkede kaldı. Taliban'ı geriletti e, ve Hamid Karzai isminde e, bir e, müfettişini orada devlet başkanı yaptı. Hamid Karzai de 2014 yılına kadar devam etti sonrasında gelen Gani de aynı şekilde aynı bekçiliği yaptı fakat ikisi de bıraktılar ve en son ikinci devlet başkanı da dört 4 araç dolusu parayla ülkeden ayrıldığı söyleniyor. böyle bir ülke 20 yıl sonra Taliban geri döndü. 20 yıl önce 11 Eylül saldırıları bahanesiyle girdiğinde Taliban vardı. Amerika çıkarken de Taliban'a bıraktı. Ama bu sadece Amerika'ya kesilecek bir fatura değil. 1979 Rusya'nın Afganistan'a girişi, Afga Rusya'nın Afganistan'a girişi üzerine Amerika'nın bölgede Afgan mücahitlerini silahlandırması, eğitmesi, donatması ve Rus askerlerine karşı onları kullanması. Sonrasında görece bir Taliban dönemi, El-Kaide saldırıları vesaire. Büyük devletler neyi murad ediyorlarsa Amerika, İngiltere, Rusya ve diğer Bunları maksatlarının aksiyle şu anda bir sonuçla karşılaşmış durumdalar. Evet. 20 yıl önce Taliban vardı ve 20 yıl sonra Taliban'a bıraktı Amerika. Ee, değerlendireceğiz bunları Eser Karakaş'ın sorusu eşliğinde. Amerika TSK'nın e, Kabil Havalimanı kontrolünü bir şeyin karşılığında istedi Erdoğan'dan neyin diye soruyor. O arada e, Çin e, dostça ilişkiler kurma. E, noktasında harekete geçmiş. Taliban'la. E, komünist Çin. Evet. E, son derece insan perver. E, dünyaya barış gelsin diye. Dünyaya huzur gelsin diye. E, kendi idealleri çerçevesinde e, Çin biliyorsunuz ilerliyor. E, ve hemen de e, Amerika çıkar çıkmaz e, Afganistan'a e, zarf atmış efendim böyle. Tabi yerseniz. Evet. Ama bölgede e, kartlar yeniden dağıtılıyor. E, bunu da hesaba katalım. Çin demişken onun Türkiye Şubesi Vatan Partisi'ne değinmeden geçmek olmaz. Vatan Partisi'nin genel sekreteri dünyanın bütün ülkelerinin saptadığı gibi Taliban örgütü ABD emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı yürüttüğü silahlı mücadeleyi son hedefine ulaştırmak üzeredir filan demiş. Bu videoda çokça paylaşılıyor dünden bu yana. Naylan Koçak paylaşmış Batılı gazeteciler Afganistan'da beraber çalıştıkları insanların mihmandar çevirmen kendilerine mesaj atıp ya yardım istediğini ya da veda ettiğini yazıyor. İnsanları orada öylece yüzüstü bıraktılar demiş. Evet. Bu fotoğraf son derece önemliydi. Brüksel'de Tayyip Erdoğan Joe Biden'la baş başa görüştü. Heyet yoktu. Tercüman olarak da Kavakçı'nın Merve Kavakçı'nın kızı hemen Erdoğan'ın yanında oturuyordu. Erdoğan her zamanki hatta o Brüksel zirvesinde kullandığı tercümanı da kullanmadı. E, aileden birini Merve Kavakçı'nın kızını konuşmaları çevirsin diye yanına oturttu. Bu konuşmanın tutanakları var mıdır? E, ve bu konuşma bu görüşmede ne geçmiştir? Ne, e, bu görüşmede hangi konuda mutabakata varılmıştır? Biraz bunu, er, e, bunu irdeleyelim. E, Türkiye bir kere Erdoğan'daki bu Brüksel Erdoğan'ın Brükseldeki Biden görüşmesini bilmiyor ve merak ediyor. Bu görüşme Türkiye'nin durduğu yeri tayin ediyor veya etti. Bunu asla bilemeyeceğiz. En azından kısa süre içerisinde kısa orta vadede bilemeyeceğiz. Türkiye bu fotoğraf eşliğinde 3 erken açıklama yaptı. Bunu da hesaba katalım. Bir Kabil Havalimanı'nın güvenliğini biz sağlarız dedi. Ve zaten bu görüşme öyle kotarıldı. Biden görüşmesi. İki, Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok dedi Tayyip Erdoğan. Üç, Taliban liderini kabul etme durumum olabilir dedi. Üç erken açıklama yaptı. Bu açıklamalarla bir, Kabil Havalimanı'nın güvenliğine talip oldu. İki, Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanımız yok diyerek Taliban'a bir zarf attı. Üç... Lideriyle de görüşürüz diyerek ikinci bir zarf attı ama Taliban'dan herhangi bir cevap gelmedi. Ancak en son Erdoğan daha önce reddettiği açıklamayı, daha önce reddettiği iddiaları veya daha önce reddettiği görüntüleri iddia da demeyelim çok açık Afgan göçü kabul etti. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız dedi. Evet. Türkiye Erdoğan işte bir sabah başka akşam başka konuşuyor ve tamamen şahsi kendi iktidarını sağlam alma e, e, amacıyla hareket ediyor ve Türkiye Türkiye ve Türkiye'nin menfaatleri falan gibi bir şey yok. Tamamen kendi menfaatleri ve kendi iktidarın veya kendi iktidarının sağlamlığının, kendi iktidarın devam ve temadisinin e, şeysi var. Amacı var, gerekçesi var. Başka bir şey yok. E, şunu unutmayalım. Bunu Hikmet Çetin'den öğreniyoruz. Birleşmiş Milletler'in Afganistan temsilciliğini yaptığı yıllarca, Türkiye 2001 ve 2002 yıllarında, 2001'de BM kararları uyarınca, 2002'de de NATO kararları uyarınca, bu yıl yani 2021 Ağustos sonuna kadar Afganistan'da kalmak ve 2021 Ağustos sonunda Afganistan'dan çıkmak durumunda. Dolayısıyla şu anda Türkiye süreyi kullanıyor. Yani Ağustos ortasındayız. Bir 15 günü daha var. 15 gün sonra durum belli olacak ve Türkiye 30-31 Ağustos'ta eğer Afganistan'dan çıkarsa zaten Birleşmiş Milletler ve NATO kararları çerçevesinde bunu yapmış olacak. Ama o tabii iç kamuoyuna nasıl anlatılacak e, bilmiyoruz. Elbette Biden kaybetti. Elbette e, Trump döneminde başlayan e, Afganistan'dan asker çekme e, politikası Biden işte bu çekilmenin takvimini açıklarken söylediği hemen her konuda yanıldı. Değerlendirme şu, şu anda Beyaz Saray Afganistan'da bir anlamda büyük bir bozguna uğramış durumda. Bunu Joe Biden bile beklemiyordu. Bakalım durumu nasıl lehine çevirecek? Demokratlar ciddi prestij kaybetti. Bir sonraki seçimde Trump veya benzeri başkan olabilir gibi erken yorumlar yapılıyor. Neden erken? Çünkü Amerikan kamuoyunun büyük bir bölümü zaten Afganistan'da veya yurt dışında böyle Orta Doğu'da belli bölgelerde artık asker daha fazla asker bulundurmayı profesyonel askerlik bile olsa istemiyordu. Askerlerimizin orada ne işi var çekelim diyordu. Dolayısıyla neticede Amerikan kamuoyunun istediği oluyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Evet bu fotoğrafın perde arkası bu. Erdoğan bu görüşmeyi e, neden? Aileden bir tercümanla genç, tecrübesiz, diplomatik, herhangi bir tecrübesi olmayan diplomatik literatüre e, Joe Biden'ın söylediği konularla ilgili yani İngil, e, her İngilizce bilen tercüme yapamaz. Her tercüme yapan diplomatik temaslarda o masaya oturtulmaz. Bu işin apayrı bir eğitimi, apayrı bir nosyonu, apayrı bir süreci var. Kolay değil bu işler. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Amerikan Cumhurbaşkanı karşı karşıya oturacaklar. Türkiye Cumhurbaşkanı bir cümle İngilizce bilmiyor. Karşısındakinin ne söylediğini anlamıyor. Ve o masada oturup bu görüşmeyi tercüme eden kişi aileden Merve Kavakçı'nın kızı. Amerika'da eğitim görmüş olması ve İngilizce biliyor olması dışında bir meziyeti yok. Anlatabiliyor muyum? Bunlar son derece önemlidir. Diplomaside hangi kelimenin neye karşılık geldiği ve ne biçimde çevrileceği ve... Ee, Yanındaki Türkiye Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin ne şekilde İngilizce'ye tercü tercüme edileceği çok mürekkep yalanması gereken bir konudur. Ama Erdoğan sır bir görüşmeyle yanına aileden bir tercüman alarak orada Biden'a bir takım, Joe Biden'a bir takım sözler verdi. Ve bu sözlerinde biraz evvel Türkiye'nin üç erken açıklamasıyla ilgili olduğunu düşünmemek elde değil. Yani Kabil Havalimanı'nın güvenliği, Taliban'la bir biçimde ilişki kurma... Hatta lideriyle görüşme vesaire. Evet. Her şey bu fotoğrafta düğümleniyor. O arada bir çarpıcı fotoğraf daha. Bu gene bağlantılı olarak e, son, Türkiye'deki son dönemde güçmen, göçmen karşıtlığı meselesi. Altındağ'da tespit edilmiş bir yabancı ajansın, Ajans France Press'in çektiği bir fotoğraf. Görüyorsunuz bir eylemci elindeki cisimle bir göçmenin evinin camından bu şekilde saldırıyor yani cam Allah'tan demirli de içeri girmemiş girememiş neyse artık evet. durum bu merkezde gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu var ee, konudan bağımsız gibi görünmekle birlikte esasen konuyla çok ilgili Azerbaycan devlet başkanı Aliyev geçen yılki Karabağ savaşı'nı Azerbaycan'ın başlattığını kabul etmiş. Müzakereler sonuçsuz kalınca savaşı başlattık demiş. Halbuki o zaman bu savaşı Ermenistan'ın başlattığı iddia edilmişti. Bu mümkün değildi. Ermenistan'ın eti ne, budu ne? Bir tarafta Azerbaycan, bir tarafta Türkiye ikisi beraber falan yani kimseye kafa tutacak durumda değil. İçeride güçsüz bir lideri var. Bunun böyle olmadığı belliydi ama bunu da bunu Aliyev'in bu şekilde kabul etmesi de gerekmiyordu ama tarihe tanıklık Aliyev de bunu bu şekilde kabul etmiş yarın öbür günde bugün yaşanan bir takım gerçeklerle alakalı e, durumlar ortaya çıkacak ortaya çıktığında da şaşırmayın olur mu AKP ile 19 yıl artı gerçek e, cezaevinde olanların sayısı 55 binden 300 bine çıkmış Böyle bir gerçekliği var AKP'nin efendim. Şimdi dönelim afetler ve sel felaket. İhsan Ala, eli açık çok çarpıcı bir tweet paylaşmış. Rant olmasın bir kilometre yol yapmazlar. Yangın, sel, deprem, salgın, virüs, aşı, iç savaş, göç, din, iman hepsini ranta dönüştürmekte ustalık dönemini de aşmış durumdalar. Devletin aylık maaşıyla geçen günü ziyan sayarlar. Evet. Şu sıralarda bu son demdir havasındalar diyor. Şimdi şu öf, Bozkurt ilçesi Kastamonu'nun yani sadece şu fotoğraf bile her şeyi gösteriyor. Dere yatağına yapılan bir şehir. Tamam elbette sahir günlerde bu incecik akar bu ırmak veya bu dere neyse ama e, su yoğunluğu arttığında, yoğun yağış olduğunda işte bu yatağı doldurur. Ve siz bu yatağı şekilde görüldüğü gibi evler yaparsanız o evleri de Katar götürür. Bu fotoğraf son derece çarpıcı bir biçimde esasen e, Selin değil ya da Selin bir felaket değil e, insanların kendi kendilerine dere yataklarına, ırmak yataklarına neyse ev yaparak kendi sonlarını hazırladığını anlatan bir fotoğraf. İşte bir başka fotoğraf aynı ilçenin Karadeniz'e açılan ırmak Karadeniz'e açılan bölgesi ve nasıl bir yapılaşma yapılmış. Eğer burada yapılaşma yapı, yapacaksanız tıpkı şu tepelerdeki evler gibi buralara yapacaksınız. Nasıl, ve neticede bu evlere bir şey olmuyor yani. Olmadığı da görülüyor. Yani i̇lla yerleşecekseniz, illa bir şey yapacaksınız. Evet. Geçelim son konumuza. Sedat Peker bir dizi tweet paylaştı. Ve burada Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunu isim vermeden tartışmaya açtı bir kere daha. 65 yaşını geçen herkes mecburen emekli edilirken ülkemizdeki bütün büyük partilerin başkanlarının 65 yaşın üstünde olduğunu sorgulayamadık diyor. Hatta diyor ki 65 yaşını geçen herkes e, sağlıklı karar alamaz diye ev, araba ya da herhangi bir şey alıp satarken mecburen doktordan akıl sağlığı yerindedir raporu alıyor vesaire. E, tüm siyasilerin 85 milyonun geleceğini ilgilendiren kararı aldıklarında her karar öncesi akıl sağlıkları yerindedir, rapor almaları gerekmez mi? Demiş. Doğru. Bunu esasen Tayyip Erdoğan da söylüyor. Bu gazete Star Gazetesi. Şu anda farklı bir grupta yayın hayatını devam ettiriyor ama o günlerde Cem Uza'nın sahibi olduğu Star Gazetesi'ydi. 15 Mart 1999 tarihi. Yani bundan 22 sene önce. Bu gazetede Erdoğan diyor ki, ''Yaş yetmiş iş bitmiş.'' Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkumiyetin ardından yeni, yeniden bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapamayacak. En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir. Evet. Bu lafları söyleyen Erdoğan bugün... 66-67 yaşında ve halen görevde devam ediyor. Esasen kendi hükmünü, kendi hükmündeki kararı kendi laflarıyla bundan 22 sene önce vermiş. Erdoğan'ın sağlık durumu iyi değil. Erdoğan 2011 yılında ameliyat oldu. Kolon kanseri olduğu açıklanmadı ama bağırsak problemli, bağırsaklarında problem olduğu belli. Bu ameliyatı geçiren insanların elbette gene bir yaşam süresi var. Erdoğan'a iyi bakılıyor. Elbette bütün tıp seferber olmuş durumda. Belki saraya bir özel sağlık merkezi kurdular. İbrahim Saracoğlu falan gibi beslenme uzmanlarını falan aldı oraya veya kimyagerleri. Orada muhakkak onlar iksirler vesaire üretiyorlar. Bir şekilde onu dinç tutmak, bir şekilde ayakta tutmak, bir şekilde ömrünü uzatmak için zaten yediği içtiği her şey belli bir sistematiği. Yani gece kondu evine iftara misafir olduğunda orada pişen yemeği yemiyor yani. Ya da yurt dışında bir yemeğe gittiğinde bile kendi aşçısını götürüyor ve ona göre kendi perhizinde, diyetinde ne varsa onunla yetiniyor. Londra'da, başka yerlerde de bu yaptığından dolayı da kınanan bir lider Erdoğan. Böyle söyleyelim. Son derece dikkat ediliyor. Şu bu fakat geçirmiş olduğu eski rahatsızlıklar ve halen devam eden kimi rahatsızlıklarından dolayı ki bu hiç açıklanmıyor Türkiye Türkiye'de vatandaşa hiçbir zaman açıklanmadı saklanıyor Erdoğan'ın artık fiziksel olarak yetersizliği, mental olarak muhakeme yeteneği anlamında konuşma eski güçlü konuşmasından eser olmadığı. Eskiden deftere, prompt'a, kağıda bakmadan işte efendim konuşabilen bir liderken şimdi promptersız konuşamayan. Prompt'er devreden çıktığında da kelimeleri düzgün seçemeyen falan ya da işte pot kıran sürekli bir lider olarak karşımızda. Bu durum nereye kadar gider? Bu durum sürdürülebilir mi? Bu durum ilerlebe sürdürülemez. Vatandaş bu durumun farkında mı? Evet farkında. Daha ne kadar tahammül, tahammül eder onu bilmiyoruz. Ama bir önceki yayında da söylemiştim. Erdoğan'ın karşısında güçlü bir lider alternatifi yok tabanını dönüştürme yeteneğine sahip bir lider alternatifi yok. Olmadığı sürece de bu durum devam edecek. Peki Erdoğan bu şekilde seçime gidip bir seçim kampanyası yapabilir mi? El, muazzam steril koşullarda gene konuşmalar önüne hazırlanmış olarak getirilerek ve medya olanakları kullanarak bir seçim kampanyası yapabilir. Fakat bu seçim kampanyası ne kadar gecikirse Erdoğan da o kadar daha güçten düşecektir veya sağlıksızlığı daha belirgin hale gelecektir. Ee, Sedat Peker boşuna konuşmuyor Sedat Peker bir kesimin veya bir grubun veya devlet içindeki iktidar mücadelesinin önemli bir e, parçasının sözcüsü veya önde gelen kişisi pozisyonunda ezbere yazmıyor bunları zaten ne kendisi için e, ne de işte Efendim ülkesinin selameti için falan konuşuyor değil Tam anlamıyla bir grup adına hareket ediyor devlet için mücadelenin mühim bir e, unsuru pozisyonunda ve söylemlerine, attığı tweetlere, ortaya çıkardığı çıkarmadığı konulara böyle bakmak icap ediyor. Diyelim dönüşü olmayan yola girildi derken bunların hepsini kastediyoruz esasen dönüşü olmayan yola girildi derken, Afgan meselesi, Türkiye'nin afetlerle sınanması ve Erdoğan'ın sağlığı konuları. Önümüzdeki haftalar, önümüzdeki aylar son derece sıcak geçecek. Gerek pandeminin yeniden baş göstermesi farklı varyantlarla, gerek ekonomik krizin toplumun tüm, kesimlerindeki etki, tüm kesimleri üzerindeki etkisi, gerek ülkenin değişen demografisi, ve artık 8 milyona doğru yürüyen yani nüfusun %10'u Suriyeli, Iraklı, Afganlı göçmenlerden oluşacak yakın bir gelecekte buraya doğru yürüyen bir göçmen meselesi. Önümüzdeki aylar çok da hayra alamet değil. Keşke iyi bir şeyler söyleyebilsek. Keşke düzgün cümlelerle Türkiye'nin önünde e, mühim fırsatlar olduğu veya işte e, mühim umutlar olduğu veya işte umutlan, umutlanılması gereken e, bir takım konular olduğu falan gibi e, mevzularda konuşabilseydik. Hayır, maalesef bunları konuşamıyoruz. Şu dilekle bitireceğim. Umarım Türkiye'de e, Afganistan'da yaşanan bu görüntüler gibi görüntüler yaşanmaz. Şu anda Türkiye'den de bir kaçış, Türkiye'den de yurt dışına gitme, yurt dışında yaşam kurma özlemleri var biliyorum. Ama umarım Türkiye ileride böyle bir duruma, böyle bir hale düşmez. Yürekten bunu temenni ediyorum. Bütün kalbimle istiyorum. Siz de amin deyin. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.